Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerilim haberimizleri izledik. Her geçen gün yükseliyor. Son olarak Kosova İçişleri Bakanı Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye çalıştığına dair kanıtlar topladıklarını ve saldırganların uzun süredir Sırbistan'daki Sırp askeri üslerinde hazırlık yaptığını söyledi. Biz de bu konuyu Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Sayın Fikrim Damka ile konuşacağız. Fikrim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar dilerim. Şimdi bölgede yaşananlardan bahsettik, bölgede yükselen gerilimden bahsettik. Gerilimin geldiği son noktayı bir de sizden dinleyelim efendim. Neler yaşanıyor bölgede? Evet, tabii bu 24 Eylül'deki terör saldırısından sonra bir polisimiz şehit oldu. Sizin de ifade ettiğiniz şekliyle o günden bu yana bölgede tabii ki tansiyon yüksek. Sırbistan'ın özellikle kuzey bölgemize, daha doğrusu kuzey sınırımıza askeri yığınak yapması tansiyonu biraz daha yükseltti. Son iki gün içerisinde Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkiler neticesinde Sırbistan Başbakanı Vučić bu yaklaşık olarak 7000'e yakın askeri gücünün bir kısmını azaltmayı kabul etti. Dolayısıyla bir kısmını geriye çekti ama hala orada 4500'e yakın bir askeri güç bulunuyor. Fakat biliyorsunuz bizim bu güvenlik konusunda NATO içerisinde KFOR sorumludur. Sınırlardan KFOR sorumludur. Dolayısıyla NATO ile direkt bir çatışmayı göze alacaklarını ben hiç zannetmiyorum. Buradaki bu güvenliğin ve barışın tesis edilmesi konusunda inanıyorum ki önümüzdeki günlerde hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle sağlanmış olacaktır. Fikrim Bey, hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi bölgeye bir askeri yığınaktan söz ettiniz. Bir kısmının çekildiğini ancak orada bir askeri varlığın devam ettiğinden bahsettiniz. Buradaki amaç ne? Sırbistan o bölgenin kuzeyini ilhak etmek mi istiyor? Tabii ki uluslararası anlaşmalar çerçevesinde böyle bir durum söz konusu olamaz ama buradaki başka bu amaç nasıl açıklanabilir? Ne dersiniz? Şimdi Sırbistan devamlı Kuzey Mitrovica'daki Sırplarla, daha doğrusu oradaki barışı tesis etmesinden ziyade orayı kışkırtmayı, oradaki Sırpların Kosova hükümetini kabul etmemesi konusunda devamlı tacizlerde bulunuyor, devamlı girişimlerde bulunuyor. Son girişimde bu bir silahlı terör eylemiyle başladı. Amacı tabii ki bu Kuzey Mitrovica'daki belirli bölgeleri üzerinde savaş çıkartıp burayı Sırbistan askerini Sırpların güvenliğini sağlamak amacıyla içeri sokmaktı. Fakat tabii bu yapılan eylem başarısız oldu ve elde etmiş olduğumuz ve bugün İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamada elde etmiş olduğumuz bütün belgelerde bunu gösteriyor. Yaklaşık olarak öngörülen 37 noktaya bir çatışmanın meydana gelmesi öngörülmüştü. Fakat bu başarısız oldu. Sırbistan devamlı bunu ortaya koyarak sanki oradaki Sırplara çok fazla baskı yapılıyor. Sanki oradaki Sırpların güvenliği yok diye Sırbistan güvenliği sağlamak gerektiğini devamlı Vučić ortaya koyuyor. Tabii bunu hedeflediği nokta oradaki Sırpların belediyeler birliği çerçevesinde bir öz yönetime sahip olmasıdır. Yoksa Sırbistan'ın oraya askeri güç kullanacağını, askeri olarak bölgeye intikal etmesi mümkün değil. Dediğim şekliyle bu olduğu takdirde direkt olarak NATO ile savaş ilan etmiş olacaktır. Zannediyorum bu konu üzerinde Sırbistan böyle bir adım atmayacaktır. Fakat bu bir tehdit meselesidir. Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Birliği de bu askerlerin orada olması Kosova'nın bağımsızlığına, Kosova'nın toprak bütünlüğüne bir tehdit oluşturuyor. Bu tehditten vazgeçmesi gerektiğini ve oradaki askeri güçleri geri çekmesini talep etti ki Sırbistan Başbakanı bir kısmını çekti ama hala bir kısım orada duruyor. Tabii NATO da bundan boş durmayıp buraya ek takviye NATO güçlerini, NATO askerlerini sevk edecektir. Hali hazırda olan askerlere takviye güç gelecektir. Tabii bunu NATO 99'daki yapılan girişimlerden sonra artık bunun yine aynı noktaya dönmesine asla müsaade etmeyecektir. Şimdi Fikrim Bey, Kosova Cumhurbaşkanı Sayın Osmani'nin bölgede yaşananların ardında Rusya'nın olduğuna yönelik bir açıklaması var. Siz de aynı görüşte misiniz? Rusya bölgede bu bir yandan Ukrayna ile savaşırken bir yandan da bölgede ikinci bir
savaş ortamı mı hazırlıyor? Ne dersiniz? Katılır mısınız bu fikre? Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın devamlı bunu ortaya koyduğu ortadadır. Daha doğrusu biz de aynı fikirdeyiz. Yani Sırbistan'ın bugün çok yakın ilişkileri Avrupa Birliği ile sürdürmesine rağmen ama hala Ukrayna'daki savaşı bile hiçbir şekilde kınamadığını, Sırbistan'ın devamlı Rusya'nın yanında olduğu, bir çatışmada, herhangi bir olayda devamlı Putin'le istişare ettiği ortada görülüyor. Dolayısıyla Putin'in direkt olarak Sırbistan'a bir desteği olduğu da apaçık ortadadır. Tabii yapılan bir sürü anketler neticesinde Sırbistan halkının da Avrupa'ya, Rusya'ya güvendiğini, Rusya'ya daha fazla inandığı ortaya koyuyor. Dolayısıyla Rusya'nın Avrupa Birliği içerisinde, daha doğrusu Balkanlar'da yeni bir savaşı açarak belki bütün Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik'in gözünün bu tarafa çevrilmesini isteyebilir. Tabii buna müsaade etmemiz gerekir. Hiç kimsenin de müsaade etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ama muhakkak işbirliği içinde oldukları ortadadır. Peki, şimdi bölgedeki gerilimin varacağı son nokta Fikrim Bey sizin için ne olur? Yani Sırbistan'la bir savaş ya da bir savaş ortamına yakın bir gerilim bekliyor musunuz? Şimdi bir savaş ortamı beklemiyoruz. Tabii bu terör eylemini başlatan Sırp Listesi'nin başkan yardımcısı kendisine ait olduğunu dün kabul etti. Dolayısıyla bu terör bir eylemdir. İnanıyorum ki bu bir sükunet içerisinde durağan noktaya girecektir. Ve muhakkak taraflar, yani hem Kosova Başbakanımız hem de Sırbistan diyalog için masaya oturacaklar. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği de budur. Ohri Anlaşması var. Bizim ve Sırbistan'ın kabul ettiği bir 11 maddeden ibaret bir Ohri Anlaşması var. Bu Ohri Anlaşması çerçevesinde yeniden masaya oturulup Sırbistan'ın ve Kosova'nın talepleri doğrultusunda maddeler uygulamaya konulması gerekecektir. Bu çerçevede ilerleneceğine düşünüyorum. Yani olası bir savaşın bu bölgede olma ihtimalinin gittikçe düştüğünü görebiliyoruz ve bunu da söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyoruz Fikrim Bey, kolay gelsin diyoruz. Evet, bölgede umarız en kısa sürede sulh sağlanır, en kısa sürede bu çatışma ortamının sonuna gelinir. Tekrar teşekkür ediyoruz, Ben teşekkür ağzınıza ederim. sağlık. Hayırlı yayınlar dilerim.